emek ve adalet platformu kuruluşunu kutluyorum ve bu toplantıyı düzenledikleri için, beni de davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Sayın dinleyicilere de geldikleri için teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlarım, sunuşumda sosyal adaleti gerçekleştirmenin üzerinde durulmayan bazı gerekleri, bazı uzantıları üzerinde durmak istiyorum. Bu da dış ticaret ve bölüşüm bağlantısı, büyüme ve bölüşüm bağlantısıdır. 30 yıldır dışa açılmanın, dünya ile entegre olmanın faziletleri üzerine propaganda bombardımanı altındayız. 30 yıldır rekabetin faziletini dinliyoruz. 30 yıldır ihracat yapmanın faydaları üzerine telkinler dinliyoruz. O kadar ki kendilerine sosyal demokrat diyenler, sosyal adalet talep edenler dahi gelir dağılımını düzeltmeyi dış ticaretten hiç bahsetmeksizin konuşabiliyor. Serbest ticaret ortamında yurtta ücretlilerin hasılada payını artırmak mümkün değildir diyenlere kendi içimize kapanmamızı mı istiyorsun? Dünyadan kopmak mı istiyorsun? Dünyada marjinalleşmek mi istiyorsun diye sistemlerde, ithamlarda bulunuyorlar. Kapitalizmin merkez kurumları 1978-79 yıllarında dış borç ve döviz sıkıntısına düştüğümüz zamanlarda ihracata ağırlık vermemizi salık verdiler. O tarihte bu makul bir tavsiyeydi. Dış borcunuz var, döviz sıkıntınız var, ihracatı artarak döviz kazanıp ödeyeceğiz. Ancak üzerinden 30 yıl geçti, hala ihracata dayalı büyüme peşindeyiz. Döviz buhranında tedbir olabilecek bir politika daimi bir hedefe dönüştü. Dünyada 150 küsur fakir ülkede milyonlarca üreticileri ihracata kışkırtanların maksadını görmek o kadar zor mu? ABD'nin, AB'nin, Dünya Bankası'nın, IMF'nin ihracata kışkırtmakla neyi kastettikleri belli değil mi? İhracatta en başarılı olan az gelişmiş ülkeler, işçilere en çok zulmedildiği ülkelerdir. İhracat yarışı, işçileri yoksullaştırma ve sömürme yarışıdır. İşçileri sigortasız çalıştırmak, alt işverenden işçi kiralamak, sendika hareketini bastırmak bu yarışta kullanılan araçlardandır. Kayıt dışı istihdam gibi uygulamalar az gelişmiş toplumların modernleşmesinin belirtisi değildir. Bilakis bunlar dünya çapında modern kapitalizmin, kapitalizmi ayakta tutan kurumlar ve uygulamalardır. Bu küresel sömürüden iki grup yararlanmaktadır. Biri gelişmiş ülkelerdeki burjuva sınıfları, ötekisi az gelişmiş ülkelerdeki burjuva sınıfları. Merkez ülkelerinde, yani kapitalizmin gelişmiş olduğu ülkelerde emekçiler bu sistemden istifade etmiyor mu? Kanımca etmiyorlar. Çünkü merkez ülkelerinde de emekçilerin refahı gerilemekte, çalışma şartları kötüleşmektedir. Gerçi merkez ülkelerin Türkiye'den, Çin'den, benzeri ülkelerden ithal ettikleri ucuz tüketim mallarını merkez ülkelerinde en çok emekçiler tüketmektedir. Amerika'daki işçiler, İngiltere'deki işçiler vesaire. Ancak bizim bunlara ihracatımız merkez ülkelerinde işçilerin daha düşük ücretle geçinmesine imkan sağladığından o ülkelerde iş gücü maliyetlerini ucuzlatmakta, bu suretle o ülkelerde sermaye birikimini desteklemektedir. Ayrıca ihracatımız merkez ülkelerinde işsizliğe yol açarak burjuvaların oradaki işçiler üzerinde tahakkümünü artırmasına yaramaktadır. Konvertibilite,
Yani sermaye hareket serbestliği de burjuvaların emekçilere kurduğu bir sömürü tuzağıdır. Ocak ay sonu itibariyle yabancıların Türkiye ekonomisi üzerinde 530 milyar dolar hakkı birikmişti. 530 milyar dolar. Bunun 360 milyar dolarlık payı portföy yatırımı, mevduat ve banka kredisiydi. Yani sahiplerinin kısa sürede tasfiye edebileceği finansal varlıklardı. Hak sahipleri, yabancı hak sahipleri bu varlıklarını da kısa sürede ülkelerine transfer etmek istese ne olacaktır? Merkez Bankası'nın rezervleri 88 milyar dolar. Yerli burjuvaların yurt dışında 96 milyar doları var. Bunlar bu servetlerini devalüasyon arifesinde bir döviz buhranında yurda getirmez. Hepsini getirseler bile Merkez Bankası'nın ve burjuvaların yurt dışındaki varlıklarını topladığımızda yine 180 milyar dolar açık ortaya çıkıyor. Yıllar boyu gerekli gereksiz ithalatta kullanılmış dövizler. Yok. Neticede bu paraları kısa sürede ödemek gerektiğinde burjuva sınıfının iktidarı, ister adı AKP olsun, ister CHP olsun, devleti IMF'ye borçlandıracaktır. Daha önce yaptıkları gibi. Devlet borçlanarak özel sektörün borçlarını ödemesi için gerekli dövizi temin edecektir. Böylece bu borç emekçilerin ödediği vergilerden ödenecek ve bunu ödemek için emekçilere verilecek kamu hizmetlerinden memurlara ödenecek maaşlardan kısılacaktır. Türkiye'nin dış alemden borç almaya ihtiyacı yoktur. Dışarıdan finansal sermaye girişine izin vermemek gerekir. Finans sistemimizi dış dünyadan yalıtmamız gerekir. İkincisi, ithalatı kontrol altına alarak toplumun gerçek ihtiyaçlarıyla sınırlamak gerekir. Makul ihracat politikası, ithalatın gerektirdiği dövizi kazanacak kadar seçilen az sayıda sektörden ihracat yapmaktır. Bunlar içine kapanmak falan değildir. Ama ancak bu tedbirlerle Türkiye'de ücretlerin genel seviyesi üzerine kontrol ihdas edilebilir. Yurt içinde hasılanın toplumsal katmanlar, zümreler, meslek grupları arasındaki bölüşümü yurtta tespit edilebilir, siyasi süreçlerle tespit edilebilir. Aksi takdirde Türkiye'de ücretlerin seviyesi ve gelirin sınıflar arasındaki dağılımı kapitalist dünya sisteminin kendi genel mantığı çerçevesinde tespit edilebilecek ve ister iktidarda liberal partiler olsun, ister kendini sosyal demokrat olarak tanımlayan partiler olsun, hiçbirinin bunu değiştirmeye gücü yetmeyecek. Düzenin sahipleri işsizlik ve yoksulluğa karşı tek çare olarak milli geliri arttırmayı, büyümeyi, üretim artışını göstermektedir. Mevcut sistemde milli gelirin artması ne işsizlik sorununu çözer ne de yoksulluğu giderir. İktisadi büyüme sermaye birikimini sürdürmek anlamına gelmektedir ve başka anlama gelmemektedir. Sermaye birikimi bir yandan maddi serveti artırmaktadır. Ama öte yandan bu servet bir sınıfın elinde temerküz etmektedir. Toplumsal refaha giden yol nimetleri paylaşmak ve dayanışmaktır. İşsizlik ve yoksulluğun doğrudan çözümü üretimi artırmak değildir. Mevcut olanı paylaşmaktır. İşsizlik ve yoksulluğun çözümü kapitalizmi ilerletmede değildir. Çözüm adalettedir. Kapitalizmin yerine başka bir düzen kurmaktadır. Sermaye düzeninin işleyiş mantığı, insana bakışı,
dünyaya bakışı gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra insanın saadeti maddi tüketimi ila nihaya arttırmakta değildir. Üretimin ve tüketimin tabiatta yaptığı tahribatı tersine çevirmek, tahribatı yok etmek mümkün değildir. Üretim ve tüketimle tahribatı tahrip etmesini önleyecek, tahrip etmeyi önleyecek teknoloji yoktur. Mesele tahribatı temel ihtiyaçları karşılayacak seviyeye düşürmek ve bunu yaparken gelecek nesillerin hakkını da gözetmek, göz ardı etmemek. Burjuva sınıfının rekabet, büyüme, inovasyon, teknoloji, etkinlik kavramları birer puttan ibarettir. Ve bu putlar adalet, paylaşma ve dayanışma ilkeleriyle temelden çelişmektedir. İnsanlığın yeni bir medeniyet projesine ihtiyacı var. Bu zulüm düzenine, bu düzenin fikirlerine ve ilkelerine savaş açan bir medeniyet projesi. Bu projenin teorisini, ilk tatbikatını başka yerde aramayalım. Bizde bunları yapacak yeter var. Teşekkür ederim.